Tayland'dayız. Arkadaşlar koşarak gidiyorlar. Biz de koşuyoruz. Ellerim hala titriyor. Evet, benim dediğin itiraf etti. Sadece severim bilirsiniz ki. 20 Euro'dan aşağıya hiçbir şey görmedim. Serhat kusacak şimdi. Selamlar. Selamlar. Herkese yepyeni bir uygulam merhaba. Neredeyiz şu anda? Hazalın mutluluğundan bir tahmin etmeye çalışıyorum. Benim şu anda doğum günü hediyemdeyim. Yani Disneyland'dayız. Disneyland Paris'e geldik. Burada iki dolu gün geçireceğiz. Buradaki otellerin bulunduğu bölgede kalacağız. Evet. Disney'in kendi otellerinin oldu. Hepsinin böyle farklı teması var, farklı konsepti var. O otellerden birinde kalacağız. İki gün full access, tüm parklara erken erişim aynen fırsatıyla gireceğiz. Detayları video içerisinde anlatacağız size. Evet, videonun içinde bolca bilgi veririz. Etrafta çok fazla insan yok çünkü bizim bir saat önceden erişim hakkımız var. Çünkü otelde konaklıyoruz. Otelde konaklayanların bir saat önceden erişim hakları var. Ama bir şey diyeceğim. Disneyland Paris'in yarısı burada kalıyor olabilir. Eyvah, evet. Arkadaşlar bize öncelik vereceği söylendi ama yani biz daha ne kadar erken gelmiş? Saat kaç? Saat 8'i çeyrek toplanmış. Geçiyor. Yani girebileceğimiz en hızlı şekilde girdik. Şimdi şu anda biz böyle en çok kalabalık olabilecek iki tane oyuncak belirledik. İlk taktik bu. Aynen. Biri Thunder of Mountain. Bir tanesi de Korku Oteli. Şimdi Korku Oteli'ne mi gidiyoruz biz ilk? Evet. Tamam, Korku Oteli'ne gideceğiz. En kalabalık olanlara ilk önce gitmeye çalışıyoruz olabildiğince hızlı. Çünkü en az sırayı beklemek için. Diğer türlü gün içerisinde 1,5-2 saat sıra bekleyebiliyormuşsunuz. Ve korkutucu olanları sabah atlatalım ki keyifli olsun yerlere. O da olabilir. Bir de biz şimdi arabayla geldiğimiz için araba park yeri saat 8'de açılıyor. Yani istediğiniz evet. kadar erken gelin giremiyorsunuz. Ama trenle ya da otobüsle geliyorsanız çünkü gördüğüm insanlar kafelerde oturuyor. Daha erken gelebiliyorlar sanırım. Bu insanlar da onlar. Bu arada bazı otellerde konakladığınız yerler işte diyor ki 20 dakika yürüme mesafesi, 10 dakika yürüme mesafesi seçtiğiniz otele göre değişiyor. Ama aracınızlaysanız hemen aracınıza binip otoparka park edebilirsiniz ve otopark çok uzak Doğru. değil yani çok yakında İki, ve bedava. 3 dakika 4 dakika yürüyorsunuz. Ücretsiz yani. Eğer otelde kalıyorsunuz. Evet otelde kalıyorsunuz. Diğer türlü günlük 30 euro normal otomobilde. Evet aklınızda olsun. Hadi bakalım şimdi videoya başlayalım çok şimdi, iyi geldin. Evet sıramızdan çok sonra. Çıkacağım çok heyecanlıyım ve bu bizim direkt bucket listimizde olan evet. bir şeydi. Bir tık daha atıyor muyuz bugün? Atıyoruz. İnşallah. O zaman bakalım. Korku Oteli'nde görüşürüz. Arkadaşlar koşarak gidiyorlar. Biz de koşuyoruz. Oğlum herkes koşuyor. Koşuyor. Oğlum manyak mısınız ya? Koşun koşuyor aşkım. Koş herkes koşuyor. Bence biri koştuğu için herkes koşuyor. Göründü. Ne kadar güzel. Ya hadi koşalım. Ya şimdi çocuklar koşuyor ya. Koşalım. Tamam. Çocuklar koşuyor. Koş. Few moments later. Ya o neydi ya? Arkadaşlar biz bir şeye bindik. Abi. Bakın, ellerim ben hiç böyle bir şey beklemiyordum. Titriyor. İnanılmaz korkunçtu. Çekim yapamadık zaten ben yapamazdık. Yasak ben hayatımda ama böyle bir şey görmedim. Ben tutamazdım kamerayı zaten böyle bir şey yok. Yok o kadar büyük bir güç uyguluyor ki sana tutamazsın hayatta. Ve o ilk baştaki adam çok korkutucuydu. Gerçekten öyle. Şu anda spoiler vereceğim. Eğer ki bunu duymak istemiyorsanız ilerletin. Bir asansör düşünün. Elim titriyor ya gösteremiyorum. Bir asansör düşünün. Sizi sürekli böyle 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 yapıyor. Arada da korku filmleri gösteriyor. Beklemediğiniz bir anda sizi aşağıya düşürüyor. İnanılmaz çok korkutucuydu. Korkunç. Yani hani belki böyle anlatınca şey değil ama. Ama güne böyle başlamayın bence. İlk oyuncağınız ne olmasın? Başka şeye gidin. Bir de burada o kadar kalabalık olmuyor. İlk başta insanlar o kadar koşunca dedik her şey çok kalabalık. Aynen. Ama çocuk şeylerine gidiyor insanların çocuklar olduğu için normal. Şimdi bu arada biz parkı değiştiriyoruz. O dediğimiz diğer Big Thunder Mountain'da da çok sıra oluyormuş normal gün içinde diye araştırmalarımdan bildiğim kadarıyla. Direkt ona gideceğiz. Yani parklar bizde böyle karışık karışık olacak. Haberiniz olsun. Evet. Aa Mickey! Love you! Love you diyor ya. Şimdi Big Thunder'a geldik. Bakın bizi neler bekliyor. Şu arkadaki arkadaş da bizi takip ediyor. Kim olduğunu bilmiyorum. Evet ya bu kim acaba? Her yerde takıldı var. Peşinde yani güvenlik problemi her yerde. Baksana bize bakıyor arada. Evet gerçekten bakıyor. Yani deli midir nedir ya? Hi. Bye bye. Herkes inanılmaz güler yüzü ya. O zaman.
It was at this moment that he knew he fucked up. Yemeğe doğru mu daha korkutucuydu diğerinde? Ben gerçekten çok korkuyorum. Sesin kısıldı ya. Allah belamı versin, herhangi bir oyuncakta bu kadar korktuğumu hatırlamıyorum. Gerçekten küçücük çocuk hiç korkmuyor. Ya şu çocuğun girerken boyunu ölçtüler bu arada. Ama çok keyifli ya. Gerçekten. Yarın ama bir daha gelirim. Muhtemelen benim suratımı koymazsan sevinirim. Çok kötü, çok dehşet verici bir surat ifadem var. Bunu söylemeseydim belki koymayabilirdim ama. Bu sırf bunu söylediğin için koyacağım. Sen onu her türlü koyacaktın da ne belki bir ihtimal. Şimdi sana güzel bakın, bir şeyler alayım. Böyle iniyorlar. Ya aşırı korkutucu. Kamerada ne kadar çıktı bilmiyorum. Bir de aşırı G kuvvet olduğu için gimbal ne kadar dayandı onu da bilmiyorum. Ha, çocuğu da az önce bu böyle bir şeyde ölçtü. Aç bakalım. Eğer çocuğunuz varsa 1 metre. Tamam, birazcık daha uzunsun. 1.10'da geçtin. Çok şimdi güzel değil miydi? Şimdi oyuncağa gidiyorum. Şimdi birazcık rahatlayabilir miyiz? Sabahtan beri korku korku. Gerçekten karnım ağrıyor. Fotoğrafımızı mı çekmişler bir yerde? Ağzı var, gel. Ben kör gibi ağlıyorum aşkım, ağlıyorum. Senin bu suratın benim peki? Sen ağlıyorsun yalnız gerçekten. Sen gerçekten ağlıyorsun. Benim de dehşet verici ama sen ağlıyorsun. Sen niye her şeyde gülüyorsun ya? Sen Thunder'da da bayağı kahkahalarla gülüyordun ya. Ama kör gibi çıkmışım ya senin için. Arkadaşlar bu arada fotoğraflar 15 euro. Buradaki 20 euro. Ha bir de 20 euro oldu gülüm. Ha 15 euro normal, çerçeveli olursan 20. Ha. Arkadaşlar ta İtalya'dan takipçi kazandık. Yani bu da ne demek oluyor? Ha. Türkiye'de olanların hemen kanalımıza abone olup videomuzu likelaması gerekiyor değil mi? Evet. %60 %70 takip etmiyor arkadaşlar izleyenlerden. Lütfen takip edelim, burada emek veriyoruz. Please. Bir like, like atın, bir abone olun. Hepsi ücretsiz, bedava. Vallahi bedava. Şu işarete basın, bir de abone ol deyin, o kadar. Ya. Başka hiçbir şey istemiyoruz. Peri kanadı sana alalım ama oyuncak. Aa. Kanat o aşkım, özür dilerim. Aşkım vurma. Disneyland'de yapma bari. Beni ağlatma. Kanatlar 30 euro. Tavuk kanat. Daha tavuk kanadı aşkım. Peri bu kanadı. Espri ikinci. Gülmüyoruz zorlamadan. Çok güzel. Benim kızım olsa kesin alırdım. Şunlara bak. Aşırı güzeller. Onlar bunlar ne kadar? %100 alırdım çocuğum olsa ya. Bunlar kesin çok bence pahalı. 60 euro. Nerede gördün peki? 60 taşlar euro. Taşlar ne kadar? Bak çok değişik taşlar var. Aa, bunlar 35 euro. Oha be, çok 35 pahalı ya. 35 olmaz ama arkadaşlar. 35 euro ne ya? Yuh. Aa, çok güzelmiş burası. Siz gelmeden Amazon'dan sipariş verin. Amazon'da bunların hepsi çok çok ucuz. Bence de Amazon'dan verin, bu ne? Çok çok daha uygun. Taşlar ne kadar Merve? 20 euro. 20 euro'dan aşağıya hiçbir şey görmedim şimdiye kadar. Kıyafetler ne kadar? 65 euro, 70 euro. 65-70 euro. Euro'ya kıyafetler. Aşkım 3 yaş üstü diyor ama. Tak bakalım. Oldu valla. Valla tam peri kız oldun, alalım mı sana? Aa, ben Mickey Mouse taç istiyorum. Şimdi kardeşimi göreceğim. İlk tepkim. Bakalım nasıl olacak. Hadi bakalım. Göreceğiz. Dırıdım dırıdım. Evet, şimdi o an geliyor Merve. Çok iyi. İnanmıyorum. Sade olsun. Sade sade. Sade severim, bilirsiniz ki. Kardeşim çok güzel olmuş. Merve'nin makyajını beğenenler ne yapıyor? Abone oluyor. Yok, like atıyor, like.
La kadın abone olun şu güzel makyaja karşı. Hadi oyuncaklara gidelim. Ha. Saat ilerledikçe burada sıra bayağı artmaya başlıyor. Evet. Hızlı geçiş var ama 90 euro. Kişi başı çok pahalı. 90 euro arkadaşlar abartmışlar. Yani bir şey söyleyeceğim, 20-25 euroya falan diyorlar ama galiba Amerika'da. Burada yok. Tüm oyuncaklar için 90 euro. Bazı oyuncaklar 5'er euro. Böyle çok hani eğer kişi dandik çok kişi aynen. Dandik demin mi? Dedim, çok kişi tercih etmiyorsa. Aynen onlar böyle 5'er euro, 10'ar euro, 20'şer euro diye böyle 25'e kadar çıkıyor oyuncak başına. Haberiniz olsun. Yani bilet parasına denk geliyor neredeyse. Yani, evet. Çok zengin iş onlar. Bekleriz biz, ne yapalım? İşimiz ne? Fakir ak fakir. Para yok, para. Fakir. Para nerede? Meyveler. Şöyle inceden bir fiyatlardan da bahsedelim. Bak şu önlük 25 euro. Böyle yemek önlüğü 25 euro. Bunlar 13 euro böyle tutacaklar falan. Ay çok tatlılar ya. Böyle şeyler var. Şu set 30 euro. 3 tane, 4 tane alınca 30 euroymuş. He. Şu şöyle 20 euro sıcak. Tavanın altına koymak için. Bunları dönüşte bakabiliriz. Çok güzel duruyorlar. Çok güzel şarkı. Bardaklar çok güzel. Şu bardağa bayıldım. Gerçekten çok güzel. Bunu mutlaka dönüşte alalım. 22 euro. Kalbim. İzlanda'dan bile pahalı. Kalbim. İzlanda'dan bile pahalı. Aa, karşıdakiler ne? Bak şu suluğa bayıldım. Şu suluklar çok güzel. Metal suluklar 30 euro. Oo. Bu kaseler 12-13 euro. Bunlar da yine 11-12 euro. 15 euro bardaklar. Neyse böyle işte çıkalım. Ya sen çocuk musun ya? Çocuklar hazır. Peki. Çok iyi. Beğendin mi gösteri? Geçiş şovuna da denk bana geldi. Bana iki kalp yaptı. İki, onun ikinin kulaklarını keserim valla. Duyamaz bir daha. Sana mı yaptı? Baykuş gözümden kaçtı. Böyle rastgele denk geldik bu arada. Saat 12.30 civarında dans etmeye başladılar. Aynen. Muhtemelen. İşte 1 civarında da yolda yürüyorlar böyle. Şu an saat tam 12.54. Yani bu aralarda böyle bir yürüyüş yapıyorlar. Zaten görmeme ihtimaliniz yok zaten bence. İlla ki bir yerde denk gelirsiniz. Akşam zaten saat 5 gibi falan bir geçit oluyor. Aynen. Neyse biz şimdi yemek yemeye gidiyoruz. Çok acıktık. Saat 1 oldu ya. Abi şu fotoğraflar niye bu kadar uzun ya? Çocuklar çıldırıyor fotoğraf çekmek için herhalde. Bakar mısınız? Bu abinin adı neydi? Ben bunun bardaklarını Goofy. Çok beğendim. Goofy mi? Goofy. Sen nereden biliyor musun? Ben çizgi filmleri hep izledim de isimlerini unuttum ya. Goofy'nin bardaklarını çok beğendim. Turuncu. Çocuklar önünde deli gibi sıra böyle. Yarım saat 40 dakika bekleme süreleri var fotoğraf çekilmek için. Gerçekten. Biz hiç öyle fotoğraf çekilemedik o yüzden. Biz oyuncaktan oyuncağa koşuyoruz arkadaşlar. Az önce de Indiana Jones'un treninden indik. Ama yani 20-25 dakika bekliyorsunuz ve... Evet 20-25 dakika beklemeye gerçekten değmez. Ama şöyle bir şey var arkadaşlar. Size soruyorlar, tek kişi mi bineceksiniz yoksa birlikte mi binmek istiyorsunuz diye. Hı-hı. Ve kapıda böyle şeyler var, kaç dakika bekleyeceğinizi yazıyorlar. Single rider'lar için yani tek kişi binecekler için o dakika daha azdı. Biz de onu tercih ettik. Hepimiz farklı yani böyle 3 kişi olanların yanına sıkıştık böyle. Öyle bindik. Diğer daha hızlı aile, gelmiş olabilir belki. Sıra. Aile tarafı 30 dakika gösteriyor, single'a 20 dakika gösteriyor. 10-15 dakika diyor ama... Aile tarafından çok daha fazla kişi alıyorlar. O yüzden siz ayrılmadan aile tarafından girin. Ya bence girmeye de gerek yok. 10 dakikadan fazlaysa kuyruk beklemeyin. Evet az çok bekleme ya. Süresi var ama dakika şimdi olarak uzun süreceğini düşündüğüm böyle rahat bütün gün yürüdükten sonra yapmanız gereken bir aktivite var. Ona doğru gidiyoruz. Hadi bakalım. Umarım düşündüğüm gibidir. Zaten videonun devamında görürsünüz. Bu arada biz bu videonun altına açıklamalar kısmında bu videonun en sonuna kadar bütün bindiğimiz atraksiyonlardan, oyuncaklardan en beğendiklerimizi böyle bir sıralama yapacağız. Siz de onlara bakabilirsiniz ilk. Aklınızda evet. Olsun. Bu arada şöyle bir mobil uygulaması var Disneyland'in. Tüm parkı böyle bir görebiliyorsunuz telefondan. İstediğiniz atraksiyonu, istediğiniz yeri, kaç dakika beklemeniz gerektiğini falan hepsi burada yazıyor. Hemen yol tarifi alıp gidebiliyorsunuz. Aynen. Biz geldik bile. Hayır bu benim dediğim işte aşkım. Hayır. Aa. Değil ya. Görürsünüz. Arkadaşlar şimdi biz trene bindik. O benim dediğim tren değilmiş. Bence binmenize gerek yok ya. Çok sıkıcıydı. Binenler hepsi uyuyordu. Ama hayır, çok yorulduysanız dinlenmek için şahane bir tren. Günübirlik geldiyseniz gerek yok. Evet öyleyse gerek yok. Ama tüm
haritanın etrafından dolanıyor. Tüm Disneyland'in etrafından dolanıyor. Her şeyi böyle tek seferde görmüş oluyorsunuz. O açıdan da güzel. Niye bize böyle yapıyorsun Merve? Arkadaşlar kusura bakmayın. Yani biz bunu tedaviye gönderdik, psikoloğa gönderdik, pediatrise gönderdik ama ben küçükken bir kere omzuma almaya çalıştım Merve'yi. Düştü. Bayağı omzumdan düştü ve gerçekten kafası kanadı. Bu doğru hikaye. Sonra, bu arada. Evet, doğru gerçekten hikaye. Annem ne yaptı? Doktora götürürsün, hastaneye götürürsün dedi. Üst komşuya çıkardı. Hemşire miydi? Doktor Halime muydu? Teyze dedi, sen dedi bilirsin dedi, bir şey var mı dedi. Annem çok panik yapmıştı. Halime teyze de şöyle bir baktı. Kanıyor ya, bir şey olmaz dedi. Gerçekten. Biz sonra eve geri döndük, biliyor musun? İşte o gün doktora gitmedik. Annem folik asit takviyesi almadı. Aha sonuç. Bir esreyami demurra. Veliyalleli. Dindirilleli. Neyse sonuç olarak trenden indiğiniz istasyonda Thunder Mesa istasyonunda inerseniz Lion King şovu, Aslan Kral şovu direkt buranın istasyonun dibinde saat 4'te o şovlardan biri vardı mesela. Zaten uygulamada bunların hepsinin saatini vesaire görüyorsunuz. Yarım saat önceden mutlaka gelin yoksa yer kalmıyor. İnanılmaz bir sıra var, inanılmaz kalabalık. Şimdi hemen trenden indik, 20 dakikamız vardı, girdik, şanslıydık. Şimdi izlemeye doğru geçiyoruz bakalım. Sen çok seviyorsun böyle şeyleri. Şimdi sabaha kadar dönersin seni. Vallahi bir dönerim şimdi. Hazır mıyız arkadaşlar? Bu arada NASA videomuz çok az izlendi. O videoyu izleyin ya. Aşk olsun ya. Çok güzel bir video çekmiştik güzel size. Bilimsel içerik tüketilmiyor ya. Bilimsel içerik dedik çok eğlenceliydi. Ki bilimsel içerik de değil. Çok eğlenceliydi. NASA kampına gitmiş olsak da çok keyifli, çok eğlenceliydi. O videomuza da dönün bir bakın derim. Dönün bir bıraktığınız videoya bakın. Bir görün istedik. Şimdi ben küçükken bundan düşmüştüm. Bir daha düşmemek için sıkı tutacağım. Sen nerede bindin ya? Kardeşim senin küçüklüğünle benim küçüklüğüm niye bu kadar farklı ya? Bilemem, pek çocuk farkı. Sen prenses miydin ya? Beni annem terlikle dövüyordu ya. Beni de terliği şöyle bir fırlatıyordu. Ha. Döndür, 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 döndür. En çok bizim dönmemiz lazım. En çok bizim dönmemiz lazım. Döndür bizi. Serhat kusacak şimdi. Allah belamı versin başımı döndü. Evet, Laser Game'den çıktık arkadaşlar. Serhat'a o kadar çok yendim ki Serhat kaydetmemiş. Çok kayıt, sinirlendim ya. Kayıt olmasın istediği için kaydetmemiş ama ben dik çekmiştim. Onu hemen koyuyorum. Aradaki skor farkına bakar mısınız? Kaçabileceğini zannettim değil mi? Ya kaydediyorum diye adam akıllı oynayamadım. Hem adam akıllı oynayamadım hem de videoyu kaydedememişim. Çok sinir. Bir de yarım saat bekledik orada. Bir şey olmaz. Bir daha bineriz aşkım. Üzülme. Vallahi üzülme. Sağlık olsun. Ne yapalım? Neyse ki seni birazcık yendim ama. Birazcık alışveriş yapalım da birazcık, modum düzelsin. Birazcık beni tebrik etmezsin bence. Seni tebrik ederim aşkım. Gerçekten sen bu arada bayağı 30 bin vurdun. Küsür yaptın evet, ha. Evet bayağı vurdun. Sen bayağı vurdun. Evet. Şimdi Disney stüdyoları değil mi burası? Evet. Şimdi diğer parka geçtik. Disney stüdyolarına geldik. Çünkü Mickey'nin şovu vardı. Saat 7.30'da Mike'ın Magic Show'u var. Ve şu sahnenin güzelliğine bir bakar mısınız ya? Bonjour. Je m'appelle Mickey et je suis un magicien. Oh my! It's time to get this young lady to the ball. Il est temps de se rendre au bal. Güzel değil miydi? Var ya gerçekten kesinlikle Mickey şova gidin. Kesinlikle Mickey'nin şovuna gidin. Kesinlikle gerçekten. Diğerinden çok daha güzeldi bence. Diğeri de çok güzeldi. Bence de ama bu aşırı büyüleyiciydi. Bir yani. De çünkü büyü yapıyorlardı ya, sihir falan yapıyorlar. Ben çok şaşırdım. Literally büyüleyici. Gerçekten nasıl yaptıklarını anlamadım. Çok ilginçti. Bayağı kesinlikle gidin. Ya. 7'den 70'e kaç yaşında olursanız olun gidin. Hemen oradan çıkınca koşarak Ratatou'nun şeyine gelin. Bu da bir başka ipucu bu arada. Aynen. İnsanlar çok fazla biriktiği için öyle şovlarda
çıkar çıkmaz ne yapmaları gerekiyor? Koşmanız gerekiyor ve Ratatouille'ye gelmeniz gerekiyor. Burada Ratatouille'nin boyutuna inip onun mutfağında gezeceğiz böyle. Hemen. Çok eğlenceli olacağına inanıyorum. Burada bekleme çok mu normalde? Normalde çok. İnsanlar zaten hemen arkamızda çok sıra oldu. Fark ettiysen biz buraya koşarak geldik. Anında arkamızda bir sürü insan yani. Oldu. Biz 20 dakikadan uzun hiçbir sırayı beklemedik arkadaşlar. Evet. Siz de beklemeyin. İlla ki azalıyorlar. Diğer yerlere gidin. Ya da ertesi gün erkenden gelin. Asla yani. 20 dakikadan uzun beklemeyin yani. Çünkü değmiyor. Birkaç dakika sürüyorlar ve yarım saat bekleyip bir iki dakika bir önce binmek mantıklı değil. Ve biz bu şekilde bütün günü geçirebildik yani. Çok heyecanlıyım. Hadi bakalım. Hadi. Bir güzellikten diğer güzelliğe koşuyoruz ya. Evet, şimdi Disneyland'deki ilk günümüzü bitirdik. Ve otelimize geldik. Yolda çok çekemedik oteli bulma telaşıyla. Ama şimdi size etraf çok dağılmadan bir otel turu yapacağız. Hello. Hoş geldiniz. Seni en son bıraktığımızda böyle değil mi? En son bıraktığımızda böyle dedim. Şimdi bir tane yodam oldu kafamda arkadaşlar. Odamız çok güzel. Çok bağıramıyorum. Ve kaldığımız yer müthiş. Sabah size göstereceğim hemen. Ama şimdi dağıtmadan odayı gösterelim dedik. Nehir kıyısında bir odada kalıyoruz. Şiyan Otel. Aynen. Şiyan ne? Şiyan. Öyle bir şeyler okunuyor ama. Woody temalı. Gerçekten çok güzel kasaba teması var. Bu mahallenin delisi arkadaşlar. Surata bakın. Saça bakın. Tüm tuşlara basmış ya. Bakın adamıza. Adam ya gerçekten çok güzel. Baksana resimlere bak. Hazal'la ben. Hazal ben Merve. Ay. Baş uçlarımızı nasıl yakacağım? Yakamadım. Hop. Aşkım ne yapıyorsun? Baş uçlarımıza bak. Çok güzel gerçekten. Teması çok buranın, güzel. Yani bu gözükmüyor tabii de burada böyle gözüküyor. Teması Woody. Teması oyuncak hikayesi. Baksana şuna ya. Şuna çok güzel detaylar düşünmüşler ya değil mi? Gerçekten çok güzel botlar, ya. Bayıldım. Kahvelerimizi baksana. Vermişler. Bak. Aynası bile öyle. Şerif Atınalı. Aynen. Falan. Gerçekten çok güzel. Böyle hemen zaten çok bir şey yok odada yani. Biz üç kişi kaldığımız için bir çift kişilik bir tek kişilik yatak var. Bir tane böyle dolap yapmışlar. Banyoda. Şöyle göstereyim hemen size. Tatlış. Yani zaten hiç yani böyle çok bir şey yok böyle. Güzel bir banyodan bekleyen buluruz zaten. Şuradan küvet temiz duruyor. Ha, her şey okey. Aa Toy Story. Oğlum Toy Story. Çalalım bunlardan. Hatıradır. Evet al. Çok tatlı. Kullanırız. Gerçekten şişesi çok tatlı. Şişesini kullanırız. Ben bunlardan çalarım üzünüm. Aşkım bence buraya o kadar para verdik ki bunlar bizim hakkımız. Aa bu ne? Hayır bunu da indirin. Pamuk herhalde. Pamuk mu? Evet. Göz temizleme falan. Böyle su falan da koymuşlar. Şöyle kıyafetlerimizi koyacağımız yer de var. Otel odası yani kalınabilecekler arasında makul fiyatlı en uygun yer burası. Zaten çok bir şey yapmıyoruz. Yani gördüğünüz gibi şu anda saat 12'ye 11. geliyor yani. Biz bu şeye geldik. Doğru. Sadece uyuyacağız ve sabah da erkenden kalkacağız. O yüzden sabah görüşürüz. Evet şimdi otelin gündüz görüntüsü. Ya aşkım sen emlakçısın. Evet arkadaşlar. Şimdi otelimizin gündüz görüntüsü. Şahane güzel. Olmadı kestik bir daha. Şimdi otelimizin geceden sonraki görüntüsü. Böyle bir rüzgar sesi. Kovboy şapkası. Tam şey değil mi burası? Amerikan filmi. Texas. Lanet olsun Jack. Çuv çuv çuv. Çok güzel ya. Gerçekten çok güzel bir kasaba yaratmışlar. Aa 3 yıldızlı. Şerif'in evi de orası bence. Aa, aynen. Bu arada ben bu kadar mesela böyle bir şey yarattıklarını bilmiyordum. Çünkü dikkatimi aldım mikrofonun o tarafa dönük. Gerçek yüzü bu işte ama. Hayır ama bakar mısın bu tatlışına söyle bir yüzü olsun. Neyse ben böyle birkaç tane ev falan var zannediyordum ama bayağı gerçekten bir kasaba yaratmışlar. O yüzden çok hoşuma gitti. Günaydın. Günaydın. Yepyeni bir günden merhaba. Bakın benim şeyime tacım ne kadar güzel. Bu taç için ne kadar dolaştık ya. Tüm taçları tek tek denedim bunu bunda karar kılabilmek için. Ama bilin bakalım kimin yok. Niye kıskanıyorsun? Gene benim yok. Gene ben dışarıda kaldım. Benim istediğim alınmadı. Beni zaten öleyim de ormana düşeyim de kurtlar beni yesin. Kurtul benden. Sana alacağız benim alacağız. Benim yok yine. Sana alacağız. Ben de bir sürü şey denedim ama herkesin taktığı şeyler var. Onlardan istemiyorum. Bir tane çok güzel bir şey vardı. Dün onu alayım dedim. Azal yaptı. Ben de hevesimi kaçırdı.
Alamadım. Bugün gideceğiz onu alacağız. İstemiyorum artık. Ben alacağım sana. Eve gideceğiz. Hayır, evde takarsın. Evet arkadaşlar. Aşkım aşkım aşkım, altında bir şey var. Ya aşkım. Aferin. Evcilleştirdin bunu. Dün Ratatouille'nin şeyinde bulmuştuk bunu, eve götürdük. Sabaha kadar çalıştırdım, gözüme bir damla uyku girmedi. Evcilleştirdim, artık omzumda duruyor. Çok güzel. Bak kuyruğuna. Kuyruğu da var. Artık evcil hayvanım var. Senin Yoda'yla iyi anlaştı ama. Evet evet, iyi anlaştılar. Değil mi? Kankiler artık. Şimdi bizi en son Dark Vader'da bıraktınız arkadaşlar. Evet. Biz Dark Vader'la tanıştık. Aa evet, çok güzel, çok korkunç. Dark Vader birazcık Merve'ye kuruldu. Onu tehdit etti. Baby Yoda'yla gördü tabii bunları, dedi. Buradan bilgi sızıyor, dedi. Kim olduğunu araştırıyoruz. Belli ki o sensin, dedi. Evet. O dedi ki, evet benim, dedi. İtiraf etti. O zaman dedi, bize ulaştırdığın bilgileri söyle, şifreyi bir şeyi ver, dedi. Kızlar asla vermedi. Vermedik. Asla vermedi. Dark Vader şok. Aha ne oluyor, dedi. Oturdu kara kara düşünüyor siyah ya. Hayır, espri çok koy. Kara kara düşündü. Sonra saldı bizi. Evet, fotoğraflarımızı saldık. Çekildik, saldık. Çok güzeldi her şey. Hemen geldik. Şimdi arkadaşlar bir tane tren var. Buna bineceğiz. Bu tren çok ilginç ama. Şimdi göreceksiniz. Evet. Bayağı değişik. Normal trene biniyorsunuz, geziyorsunuz. Herkesin beklediği bu. Zaten kapak resmi de arabalar resminde. Yol, aynen, araba yolculuğu olarak geçiyor. Ne olabilir ki? Az sonra. Göreceğiz. Oha ne kadar sıcak vuruyor. En son arabalara binmiştik. Arabalar zaten çok güzel. İnanılmaz güzel bir sahne kurgulamışlar. Oradan sonra Spider-Man'e geçtik. Spider-Man çok güzeldi. Kesinlikle binin ona. Çok böyle iyiydi. Böyle bayağı sanal gerçeklikle biniyorsunuz. Arabayla gidiyorsunuz bildiğiniz roller coaster'ın üzerinde. Önünüzde bir ekran var. Spider-Man'le Fabricate'i temizliyorsunuz. Böyle ağlar atıyorsunuz. Ağları gerçekten böyle baktığınız yöne doğru atıyor ve öldürmeyecekler öldürüp 3'e puan kazıyorsunuz. Çok keyifliydi. Evet, onu kesinlikle deneyin. Avengers bölümünde. Oradan çıktıktan sonra Iron Man'in roller coaster'ını yaptık. Star Wars'taki çok gibiydi. Çok iyiydi. Gerçekten bayağı iyiydi. Star Wars'taki kadar vardı. Hı-hı. İnanılmaz hızlı gidiyor. Dönmeler, şeyler falan. Evet. Bayağı keyif. Ve açılır açılmaz gelin. Bunların hepsinde en az 40-45 dakika sıra oluyor bir süre sonra. Bu arada gerçekten akıllıca davranırsanız, bir de böyle grupla girmek çok istemiyorsanız, bu single rider'ları kullanırsanız, hı-hı, iki günde bütün oyuncakları bitirebilirsiniz. Çok rahat bitirirsiniz. Ama tabii ki daha böyle sindire sindire gezeyim diyorsanız kesinlikle 3 gün. Ama koştur koştur oluyor. Ayaklarımız ağrıdı yani. Burası 3 gün derseniz. En az 3 günlük daha güzel atıyorum, olur. Atıyorum oturur, öğle arasında kahvenizi içersiniz, biranızı içersiniz, rahat rahat yemeğinizi yersiniz. Daha chill takılırsınız, daha güzel olur. İki gününüz varsa tam yeterli. Bir gün varsa çok şey yapmayın, yetiştiği seçersiniz, kadar. Seçersiniz, aynen. Yetiştiği kadar. Haydi şimdi Disney Park'ta görüşürüz. Görüşürüz. Önceden tadına bakayım dedim insanlara söylemeden. Şimdi bir yere oturduk, birazcık soluklanmamız gerekiyordu. Yorulduk çünkü. Çok yorulduk, çünkü. Çok. Çok güzel bir yere oturduk. Evet, bayağı gölge bir de, süper. Şimdi şöyle bir şey aldık, ben normalde sadece içecek almak için sıraya girdim ama bu o kadar güzel gözüküyordu ki. Dayanamadım, bunu da aldım bir tane. 10 euro bu. Böyle atıştırmalık gibi bir şey. Aynen, burada atıştırmalık fiyatları ortalama böyle, hani sadece küçük bir sandviç falan yemek istiyorsanız 10-13 arası değişiyor. Oturup bir yerde yemek istiyorsanız da 25 eurodan aşağıya çok da bir şey yok. Nasıl tadı? Hiç konuşmuyorsun. Ha, bu French toast. French toast ne peki? Aşkım, normal kaşarlı tost, hı-hı, yağda kızartıyorlar. Aynen. Ekmeği de büyük. Bu kadar. Güzel mi, beğendin mi? Çok mu yağlı? Çok yağlı. Tamam. Güzel ama. O zaman yerim. Bunun yerine böyle Mickey'li sandviçler var. Herkesin elinde onlardan görüyorum. Onlardan deneyebilirsiniz. Aklınızda olsun. Şimdi biz burada biraz dinlenelim, sonra... Bunun içinde et de var bu arada. Başka bir yerde görüşürüz. Yay! Dondurmalarımızı aldık. Mikili mikili.
Hem de iki tane krakerli. Evet. Çünkü bir durum olaylar yaşandı ve sessizce yönetime haber verdik. Bu davranışımızdan dolayı bizi ödüllendirdiler ve iki tane verdiler. Çok tatlı oldu. Dondurmalarda hemen meydanda böyle en son dükkan. Dümdüz ana yoldan yürüdüğümüzde sağda en son dükkanda dondurmalar verilen. 3 topu 5,5 lira. Aynen 3 tane top 5,5'tu. Tatları okey. Okey yiş. İlerlemezsin. Ha. Ne olsun burası için. Zaten burada çok yemekler falan böyle wow olacağın yemekler evet. Çok yok. O yüzden okey yani hepsi. Tamam. Tamam tamam. Easy. Tamam. Hey yo. Çok güzel bir yerden. Hele. Ya bu çok güzel değil mi böyle? Çok güzel. Arkadaşlar dışarıda aşırı bir yağmur yağmaya başladı. Evet, biz de kendimizi hemen böyle kapalı bir mekana attık. Hem de akşam yemeği yiyelim diye. Bu da diye. Bayağı ıslak. Evet bayağı ıslandı. Yağmurda sıçana döndü. Senin rötütü sıçan oldu. Sıçan. Rötütüm çok seviliyor ama herkes çok beğeniyor. Aynen gerçekten çok beğeniyorlar. Şimdi böyle bir mekana geldik. Mekan inanılmaz güzel ya. Aa, bayıldım. Ben hiç böyle bir restoran görmedim. Hiç ben de görmedim. Bu arada burada çoğu restoranda böyle konseptli restoranlarda rezervasyon istiyorlar ve rezervasyon bulması çok zor ve bence aşırı pahalı o restoranlar. Evet arkadaşlar birazcık bölündük ama neyse bu mekan gerçekten çok güzel. Bayıldım bu mekana. Arkamızda böyle hayvanlar var. Hareket ediyorlar bu hayvanlar. Filmlerin kulakları böyle böyle oynuyor. Böyle gök gürültüsü efekti yapıyorlar. Işıkları açıp kapatıyorlar. Goriller oynuyor. İşte içeride akvaryum falan var. Balıklar yüzüyor böyle böyle. Aşkım ya. Şelaleler var içeride. Bildiğin yağmur, bu kafenin adı da zaten Rainforest Cafe. Yağmur Ormanları Kafesi. Rezervasyonlu yerlerin yemeklerini genelde kimse beğenmiyor. Yani izlediğimiz herkes kötü diyor. Evet yani bence muhtemelen ben çok şeydir. Çok para veriyorlar ve verdikleri paranın karşılığını alamıyorlar. O yüzden de diyorlar ki yani değmez bence. Evet. Ama en azından burada yemekler kötü olsa bile ortam şahane güzel ve fiyatlar da uygun yani öyle diğer restoranlar gibi de bazı restoranlar var inanılmaz pahalılar. 80-90 euro, açık büfe sınırsızlar, 60-70 eurolar falan. Buranın fiyatları da uygun ona aynen. Göre. Şimdi yemekler hemen geldi. Arkadaşlar bir kule geldi buraya yalnız. Beni görebiliyor musunuz? Dur ben göstereyim. Söyle bakalım. Şimdi bu ekmeği, bu sosları ve bu da normal bildiğiniz tavukla fayda. Şeyin ana yemek. Bunlar, bunun ve bu ikisinden başka söyleyebiliyorsun. Sınırsızmış yani. İstediğiniz ekstradan kadar refil yapabilirsiniz. Söyleyebiliyorsun. Dedi. Merve bunu söylemişti ama benimki daha gelmedi. Ben de aynısından söyledim. Bence bunu Merve tatsın bakalım. Bu lemon pasta with şey, karidesli. Karidesli ve tavuklu. Bak, neden tavuklu ekmek var anlamadım. Ekmeğimsi bir şey. Çörek de olabilir. Çok güzel yapmışlar. Benimki daha güzel duruyor bu arada. Bayağı lezzetli. Beğendim. Siz nereyiz Harat Bey? Fayitanızı. Nasılmış? Güzel de. Tavuklar hafif donmuş, ya yani kuru. Ama sonuçta bir sürü şey karıştırınca güzel, yeniyor. Yani muazzam bir yemek beklemedim tabii ama ortam güzel. Çok güzel yani. Evet, ortam çok güzel, yemek de güzel. Keyifli. Tavsiye ederim. Tavsiye ediyoruz. Şimdi artık burasıyla birlikte videomuzdaki en heyecanlı kısma geliyoruz. Hayır. Bu demek oluyor ki videomuz bitmek üzere. Ben bu peri masalından ayrılmak istemiyorum. Ya gerçekten burada peri masalında gibisiniz ve çıktığımda moralim bozuluyor ya. Havai bir şey gösterirsin. O muazzam, müthiş Disneyland'in kapanış şovunu izlemeden önce videoya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın evet. Lütfen. Evet. Oo.